Hoş bulduk. Boğaz'ın tarihi bir figür olması hayatınızı ne yönde etkiledi? Hemen ilk soruyu böyle pat diye sormak istedim. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani biraz aslında filmi geriye sarmak lazım. Yani benim ailem aslında mücadele geleneğinden gelen insanlar. Evet. Bu 70'li yılların sol hareketleri içerisinde Türkiye'de öğrenciyken zaten yaşamlarını da kesiştiren aslında bu aynı mücadele süreçlerinde yer almaları oldu. Tabii Oya Hanım da aktivist bir kadın. Tabii. Yani annem zaten kadın hareketlerinde çok aktif görev almış biri ve aynı zamanda o da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde aktif görevlerde bulundu. Ve yani şimdi şöyle bir çocukluğumuz vardı bizim. Yani ikisi de özel çalışan insanlar. Kendi işlerini yapıyorlardı. Bir taraftan geceleri, toplantıları olurdu. İşte işten toplantıya, toplantıdan işe. Biz çok küçük yaşlardan itibaren işte ablamın sorumluluğu altında evde yalnız kalırdık mesela. Veya bizi de toplantılara taşırlardı. Yani onlar toplantı yaparken biz başka odada, işte diğer arkadaşlarımın çocuklarıyla birlikte oynardık, uyuyakalırdık diğer odalarda falan. Dolayısıyla bizim böyle bir çocukluğumuz oldu. Yani siyasetin içine doğduk. Bu anlamda. Tabii yani biraz bizim açımızdan işte yani oyun gibi de ilerlerken bazı şeyler 94 yılında şöyle bir ortam hatırlıyorum. Evde işte bizi topladılar ve babam bize böyle bir yani aktif olarak işte bakanlık göreviyle ilgili bir eğitim bakanı. Evet, eğitim bakanlığıyla ilgili bir görev alacağını ve bunun hepimizin işte yaşamını değiştireceğini ve bununla ilgili de aslında yani görüşümüzü de sormak adı altında böyle bir açıklamaları olmuştu bize o dönemde. Tabii şöyle bir şey vardı, çok iyi hatırlıyorum. Yani babam işte buzdolabı tamircisiydi kendi atölyesinde ve atölyeyi kapatmamıştı aslında. Yani ara vermişti. Bütün eşyaları, bütün aletleri falan hep atölyede. Bakanlık görevine getirildiği zaman. Getirildiği zaman yani bakanlık görevini yapacak ve işine geri dönecek gibi bir kurguyla aslında bu göreve başlamıştı. Tabii ondan sonraki süreçlerde parti başkanlığı gündeme geldi ve tabii girdikten sonra da o dediğimiz işte geri dönüş mümkün olamadı açıkçası. Tabii yani benim kendi açımdan yani hatırladığım şeyler var o ilk dönemde. Mesela ilk hatırladığım ilkokul... Siz 11 yaşındaydınız değil mi? Evet, ilkokul 5'teydim ben aslında. İlkokul 5'teydim. Ve sınıfa girdiğimde öğretmenimin işte arkadaşlarıma işte arkadaşınızın babası bakan oldu dediğini hatırlıyorum. Çok fazla utanmıştım yani bundan. Çok utanmıştım gerçekten. Yani neden böyle bir şey söyleniyor gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Ya ilk orada fark ettim. İlk orada fark ettim yani bunun aslında toplumsal anlamda bir mana taşıdığını diye söyleyeyim. İlk orada aslında fark etmiştim bunu. Ve çok utandığımı hatırlıyorum dediğim gibi. Ve yani böyle bir süreç başladı aslında. Daha sonra orta okula başladığım dönemlerde tabii tam gün eğitim ve bununla bağlantılı olarak işte kolejlerin orta kısımlarının kapatılması, paket program falan gibi bir projesi vardı o dönem Eğitim Bakanlığı'nın. Ve orada da köklü bir eğitimde köklü bir değişiklik. Evet, öyle bir reform süreci başlatmaya çalışmışlardı o dönemde ve uygulanmıştı da aslında bir dönem ama maalesef arkası sonra hükümet değiştikten sonra yani gelmemişti. Şimdi orada da hatırladığım şu, bazı öğretmenler tabii hepsi değil kesinlikle yani çok sınırlı sayıda öğretmenlerin davranışlarının bana değiştiğini çok iyi hatırlıyorum. Ne yönde? Yani şöyle bir kere yani normal bütün öğrencilerin yaptığı haylazlıklar olur biliyorsunuz. Hı hı. Yani ben başarılı bir öğrenciydim o dönemde ama yani diğer taraftan da mesela sınıfta çok konuşan bir öğrenciydim. Yani biliyorsunuz sınıfta arkadaşlarınızdan bir
sinerji içerisinde dersi kaynatmakla ilgili, işte birbirine takılmakla ilgili bir yani bir davranış şeklimiz olurdu o ama günlerde. Her çocuğun yaptığı. Her çocuğun yaptığı, aynen. Fakat onları mesela yani ailemin pozisyonuyla bağladıklarını hissediyordum çok. Yani size yaramazlık lüksü vermediler mi? Öyle mi bir anlamda? Yapıyorduk gene tabii ama herhalde şöyle de bir inadım vardı. Yani benim yaptıklarımın sorumluluğu bana aittir. Yani bunu aileme mal edemezsiniz gibi bir kendiliğinden gelişen ve biraz da içgüdüsel bir tabır geliştirdiğimi de düşünüyorum bugün tabii geriye dönüp baktığımda. Yani böyle sonra tabii işte diğer süreçler, işte Cumhurbaşkanlığına kadar giden bir gençlik dönemi. Ama tabii yani bütün bunlar size çok şey kazandırıyor. Yani orta birde o hissettiğiniz duygu tabii sizde iz bırakmıştır büyük ihtimalle, değil mi? Yani biraz yaramazlıkta sizin daha fazla üzerinize gidilmesi. Evet, bir büro boyutu vardı. Bir de mesela hiç unutmam, okulda imza toplanmıştı, okulumuz kapatılmasın diye. Halbuki tabii okulun kapatılması söz konusu değildi ama hatırlıyorum büyük sınıflardan bir kız öğrenci yanıma gelmişti. Demişti ki okulumuz kapanıyor. Nasıl yani kapatıyorlar okulu? İşte dağıtacaklar bizi sağa sola falan gibi bir izahat vermişti bana, hatırlıyorum. Sen de imza ver. İmza vermiştim ben. Ondan sonra sendika götürdü bu imzaları bakanlığa, babamın önüne koydu. İşte oğlunuz da imzaladı. 11 yaşındaki bir çocuk ne kadar anlarsa neyi imzaladığını. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaşadık aslında ama yani bunları tabii şey için söylemiyorum. Yani bunlar aslında bana çok şeyler kazandırdığını düşünüyorum ben. Yani ne kazandırdı diye sorarsanız, bir kere özel bir birey olarak yetişme noktasında mücadele etmeyi öğrendim bu anlamda. Biraz önce dediğim gibi yani yaptıklarımın sorumluluğu bana aittir. Ve bunun dışında yani bütün bu işte makamların vesaire yani toplumsal bir statü olmadığını öğrendim ve içselleştirdim açıkçası. Çünkü bana göre yani hiçbir anlamı yoktu. Sonuç itibariyle biz eve gittiğimizde benim babam, benim annem, biraz önce dediğim gibi zaten her ikisi de siyasetin, aktif siyasetin içerisindeydi. Bir şekilde babam sonuç itibariyle bu görevlere, işte süreç onu taşıdı ve bir liderlik gösterdi bu süreçlerde. Ve tabii ki o bir taraftan da gurur duyuyorsunuz tabii. Yani, evet, onu soracaktım. Bir yandan gurur duyuyorsunuz ama bir yandan da dediniz ki işte ya işte babanız eğitim bakanı dediklerinde bir utangaçlıkla hissettiniz. Evet, yani çünkü yani bunun yani herhalde yani karakterim de aslında benim biraz öyle. Yani kendimin böyle çok ön plana çıkarılması veya işte gözlerin üzerime çevrilmesi noktasında yani biraz mahremiyetime de önem veren bir karaktere sahibim. Tabii bu belki de bu süreçler içerisinde de pekiştirilen bir karakter özelliği haline geldi. Tabii onu bilemiyorum ama yani sonuç itibariyle yani bunun bir anlamı olmadığını düşünüyordum. Ama bir şey daha anlatayım. Şimdi mesela annem açısından ilginç bir şey yaşandığı bir dönem var. Şimdi 94 yılında annem Girne Belediye Başkanlığı ile ilgili aday adaylığını koymuştu parti içerisinde. Üye annemi aday olarak belirledi. Tabii o dönemin işte disiplin yapısı içerisinde annemle gidip görüştüler partinin ileri gelenleri ve kendisine dediler ki ya kocan ya sen, aynı aileden iki kişi aktif siyasette olamaz. Böyle bir kural mı var? Böyle bir kural yok ama işte biliyorsunuz toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinden aslında bunu açıklayabiliriz. Tabii. Yani eşi öne çıkarsa kadın geri planda kalmalı gibi bir muameleye uğramıştı. Çünkü sizin de dediğiniz gibi çok aktif bir kadındı annem. Yani böyle bir şey de yaşadık ve o anlamda da adaylıktan geri çekilmek zorunda kalmıştı o dönemde. Böyle bir süreçte yaşamıştık. Ama Oya Hanım hiçbir zaman vazgeçmedi, mücadeleye hep devam etti. Tabii ki. Zaten yani onun yürüttüğü mücadele ayrı bir mücadele açıkçası. Tabii. Dediğim gibi yani kadın hareketlerinin ilk örgütleyen
arkadaşlarıyla birlikte insanlar arasında. Onun dışında yani parti içerisinde de çok aktif görev yaptı ve zaten Cumhurbaşkanlığı döneminde de yani alternatif olarak zaten kendi çalıştığı alanlar oldu hep o süreçte. Yani bu özelliklerini de orada zaten gösterdi ve değerlendirdi. Evet, uluslararası sivil toplum örgütleri de ortak çalışmaları tabii, oldu. Tabii çok çalışmaları oldu. Cumhurbaşkanlığı. Evet çok çalışmaları oldu yani o dönemde. Doğrudur. Tabii Sayın Mehmet Ali Talat'la aynı siyasi partiden yola çıktınız. Hı hı. Doğal olarak belki de, gerçi doğal mı bilmiyorum, bazı farklı örneklerini de görüyoruz farklı partilerden ama siyaseten fikir ayrılığınız oldu mu? Her ne kadar çok, aynı partiden olsanız da. Çok oldu tabii ki. Yani tabii nasıl ifade edeyim? Sonuç itibariyle benim de tabii parti içerisinde görev alış süreçlerim babamın pozisyonundan ayrı gelişti zaten. Yani bir aidiyet geliştirdik biz partiyle ilgili bizim dönemde olan arkadaşlarla birlikte. Tabii farklı bir jenerasyonda. Evet, aynen öyle. Ama birlikte de çalıştık tabii babamların jenerasyonuyla. Yani sadece babamla değil, yani o jenerasyonla fikir ayrılığına düştüğümüz, tartıştığımız, mücadele ettiğimiz dönemler de oldu. Tabii onların bize yol gösterdiği dönemler de oldu. Bizim hata yaptığımız noktalarda, bizi o anlamda o hatalardan çekip çıkardıkları dönemler de oldu. Yani biz tabii evde de tartışmalarımız olmuştu açıkçası. En çok hangi konularda oluyordu? Yani şunu söyleyeyim. Yani ben mesela Cumhurbaşkanlığı döneminde yani bir kere çok çalışkan bir adamdır babam. Yani evet. Bütün zamanını Kıbrıs sorununun çözümüne harcamıştı zaten açıkçası. Zaten çözüm süreci deyince ilk Mehmet Ali Talat. Evet, evet. Tabii şimdi o süreçlerde biliyorsunuz yani Cumhurbaşkanlığı şapkasını taktığında işte toplumsal yani toplumun geneliyle ilgili de bir sorumluluk taşıyan bir görev olduğu için tabii biz daha radikal bir noktadaydık yani sol anlamda ve yani tabii şimdi somut olarak hatırlamıyorum ama özellikle bir takım beyanatları üzerinden kendisini eleştirdiğimi çok hatırlıyorum. Yani neden böyle dedin ki burada? Veya işte şunu şöyle söyleseydin daha iyi olmaz mıydı? Gibi tartışmalarımız oldu. Ve bir de yani şey olarak da düşündüğümüzde evet biz dediğim gibi biraz daha radikal bir noktadan bakıyorduk. O anlamda sorumluluğumuz da olmadığı için daha rahat. Eleştirebiliyorduk. Ama yani şimdi geriye dönüp baktığımda yani ona da çok hak verdiğim noktalar oluyor. Çünkü yani sorumluluk taşımak başka bir şey sonuçta. Evet, tabii tüm Cumhurbaşkanı olduğu için tüm toplumun... Evet, aynen. Evet. Bu arada da hukuk okudunuz Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde. Evet. Neden hukuk? Yani ben son ana kadar aslında ne okuyacağıma karar vermemiştim biliyor musunuz? Benim gibi yani, ben de. Son ana kadar yani işte iletişim mi okusam... işte hatırlıyorum mesela Türkiye'de sosyal antropolojiyi kazanmıştım. ÖSS'ydi o zaman. Sosyal antropolojiyi kazanmıştım. Ona gitmeyi tercih etmedim. Doğu Akdeniz'de okumaya karar vermiştik bir grup arkadaşla birlikte. O dönemde yakın arkadaşlarımızla. Son ana kadar karar vermemiştim. Hukuku da yazmıştım işte girdiğimde. Hukuk çıktı. Ama tabii şöyle bir şey vardı her zaman. Yani sonuç itibariyle yani sosyal bilimlere ilgisi olan bir insandım hep. Yani çok da okuyan bir insandım. Dolayısıyla hukuka da çok yabancı değildim. Bir de şöyle bir şey de etkiledi beni herhalde. Dedem mesela babamın avukat olmasını istiyordu. İşte çok değer veriyordu insanların haklarını savunmaya. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum bugün tabii geriye dönüp baktığımda ama yani sosyal bilimlere olan ilgi ve bu çerçevede hukuk da çok geniş bir alan. Yani her konuyla da bağlantısı olan bir alan. Ve bu anlamda yani kendimi geliştirmekle ilgili ciddi katkısı olacağını düşünmüştüm. İcraî meslek yapmakla ilgili bir
bir hedefim yoktu ama o zaman. Yani daha akademik onu, mi düşünüyordunuz? Akademik de düşünmekten ziyade yani o alandan başka alana da geçebilirsiniz diye de düşünmüştüm açıkçası. Çünkü dediğim gibi hukuk kapsayıcı bir alan olduğu için. Fakat tabii daha sonra icraî mesleği de tercih etmiş olduk. O da ayrı bir süreç tabii ki. Onun ama bir yandan da baktığınızda sonuçta hani dediniz ya işte ailecek otururduk bir şeyler yanımızda tartışıp bir entelektüel bir tartışmalar oluyor. Evet. Toplumun hakları üzerine anneniz tabii kadın hakları. Tabii insan hakları konusunda da çok yani o günlerde de çok araştırmalarım oluyordu. Yani hukuk okumadan önce de zaten dediğim gibi bütün bu alanlara ilgiliydim. Bence çok önemli bir alan yani. Bu anlamda hiç yabana atılmaması gereken yani insana kattıkları anlamında yabana atılabilecek tabii. Bir eğitim değil hukuk eğitimi. Tabii kendiniz de bunun üzerine koymanız lazım. Yani fakültede öğrendikleriniz yeterli değil bu anlamda. Onu da hukuk okuyan arkadaşlara buradan bir uyarı olarak yapayım. Evet. Tabii bir yandan da siz böyle siyasi bir mücadelelerin içinde doğdunuz. Büyüdünüz. Ama müzik de var hayatınızda. Evet. Müzik neresinde hayatınızın? Hatırlıyorum bir röportajınızda olmazsa olmazlarımdan demiştiniz. Evet, çok iyi bir dinleyiciyim. Dinleyiciydim diyeyim daha doğrusu. Yani eskiden siz de mi rock'la başladınız müziğe? Rock müzikle tabii rock müzik yapıyorduk zaten biz arkadaşlarla performans olarak da. Ama tabii yani çok geniş bir dinleme sahası edindim ondan sonra. Yani elektronik müziğin de çeşitli türlerini dinlerim. İşte blues zaten bağlantılı yani rockla bağlantılı veya rockun kökenleriyle ilgili de diğer müzik türlerini de takip ederim. Yani ciddi anlamda iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. Ama tabii icraatçısınız da ama bir yandan. Evet ben solistik yaptım ama yani şunu söyleyeyim yani kendimi müzisyen olarak tanımlamıyorum ben. Gerçek müzisyenlerle çalıştım ama. Yani gerçekten yani bu işe kendisini adamış birçok müzisyen arkadaşımla çalıştım. Şimdi isimlerini saymayayım çünkü unutacağım ama hepsi bir yerlere gelmiş insanlar ve çok güzel paylaşımlarımız oldu o anlamda. Yani ben onların aslında yani biraz da aslında o dönemde şöyle bir şey vardı. Şimdi tabii çok daha fazla solist olduğunu görüyorum ben ama o zaman o dönemlerde solistlik alanında bir eksiklik de vardı açıkçası. Dolayısıyla oradan dolayı da biraz ittirmeyle, kaktırmayla çeşitli gruplarda çaldım. Birlikte performans sergiledik. Çok zor bir iş. Yani dışarıdan bakıldığında belki insanlar bunun çok farkında olmayabilir ama tabii. Yani sahnede performans vermek bence dünyanın en zor işlerinden biri. Hem yani insanları memnun etmek falan bakımından böyle ama bir de yani ortaya koyduğunuz o performans ciddi enerji isteyen ve çok yorucu bir performans açıkçası ve gerçek müzisyenlerle çalıştım. Onlardır yani benim için esas müzisyen olanlar. O zaman kolay müzik de beğenmiyorsunuzdur. Tabii ki evet seçiciyiz o anlamda ama yani Kıbrıs'tan da çok iyi işler çıkıyor. Evet, ve var ben mı böyle başarılarını takip ettiğiniz Kıbrıs'ın müzisyenler? Tabii ki yani şimdi gene eksik olmasın ama yani bir kere Buray örneğin. Evet. Yani şimdi Buray Türkiye'de çok iyi bir başarı yakaladı. Onunla lise grubunda beraberdik Türk Marif Koleji'nde. O zaman mesela biraz daha çekingendi. İşte mesela o zaman da aslında eğer solist o olsaydı herhalde ben o grubun solisti olamazdım. Sevgili Buray mesela işte Cahit Kurt Rafalı var. Okan Ersan'la bir dönem çalıştık. İnanç Ersenler'le çalıştık. Dediğim gibi yani şimdi birini yani hepsi atlamışımdır ama yani hepsi şu anda zaten çalıştıklarımın işte Tolga var, Hüseyin Japon var mesela. Evet. Yani bütün bu arkadaşlarımız hep de gençlikte dinlediğim. Evet yani bu arkadaşlarımız gerçekten yani daha da vardır yani dediğim gibi şimdi unuttuysam lütfen beni affetsinler ama yani çok başarılı arkadaşlar hepsi de. Hasan Yüksel, evet. Hasan Rıza Gümüş bunlar da hep birçok grupta birlikte çalıştığım arkadaşlarım da onlara da buradan selamlarımı yollayayım. Ve Koray Bali, unutmamak evet. Lazım Koray Bali'yi de. Bütün bu arkadaşlarla çalıştık.
İki toplumlu etkinliklerde de müzik yaptınız. Evet, evet. Öyle. Almanya'da iki oraya veya... Oraya gelecektik, Almanya'ya. Ama öncesinde ama. Yani iki öyle veya mi? Üç dönem şeye gittik, kamplara katıldık. Kıbrıs Rumlar, biz ve diğer çatışmalı bölgelerden gelen müzisyenler de vardı. Oralarda kayıtlar yaptık. Güzel süreçlerdi onlar da. Hazır Almanya demişken, evet, hemen bir yıl Almanya'da kaldınız dil eğitimi için ama bir... Kaçış mıydı o? Bir yıllık sürede neler yaşadınız? Evet, nasıl biraz karar verdiniz? Biraz kaçıştı. Yani buradaki üniversiteyi bitirdikten sonra öyle bir şeye ihtiyacım vardı. Aslında bir yurt dışı deneyimine ihtiyacım olduğunu düşünüyordum zaten. Hı. Güzel bir deneyimdi. Ben Heidelberg'e gittim. Ve tabii Almanya'yı da biraz gezdim o anlamda. Diğer işte Hollanda'ya, Fransa'ya falan filan da geçtik, evet, o dönemde. Yani yurt dışı deneyimi açısından istiyordum bunu yapmayı. Belki devam etme niyetim olabilirdi ama çok fazla beğenmedim eğitim sistemini. Çok uzun ve yorucu bir, evet, eğitim doğru sistemi olduğunu gördüm oraya gittiğimde. Ama yani çok güzel bir deneyimdi o anlamda. Bir de kaçış dediniz. Evet, evet. Yani kaçış derken yani biraz aslında ne yapacağınızı, bundan sonra hayatınızda ne yapacağınızı düşünebilme anlamında bir değişik bir tecrübe oldu. Yolunuza, evet, karar, evet, verme açısından. Evet. Bu arada Almanya'dan döndükten sonra mı İpek Hanım hayatınıza girdi? Evet, evet. Almanya'dan döndükten sonra 2006 yılında tanıştık İpek'le. Yani, hayatınızın dönüm noktası gibi bir şey hatırlıyorum ben İpek Hanım'la. Evet, bir soru cevap şeyinde mı? Böyle bir cevabım var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, kesinlikle öyle. Yani hayatıma anlam katan bir dönüm noktası. Tabii bunu ben, yani İpek de çok hoşuna gitmez, yani böyle çok romantik bir yerden söylemiyorum bunu. Yani gerçekten hayat arkadaşlığı anlamında söylüyorum. Yani hayatla mücadele etmekle ilgili gerçekten yani önemli bir dönüm noktası oldu benim için. Yani bütün hayatım değişti yani bu anlamda. Ama çok romantik şeyler söyleyip de buradan İpek'i de utandırmayalım açıkçası. Ama yani güzel oldu yani ondan sonra her şey. Aktif siyasete girişinizi nasıl değerlendirdi İpek Hanım? Destekliyor sizi büyük ihtimalle. Yani biliyordu zaten, birlikte olmaya başladığımız dönemden beri böyle bir yere doğru evrileceğini, evet, bence tahmin ediyordu. Ha, tercih eder miydi? Bana sorarsanız tercih etmezdi herhalde. Şimdi sizin de çocuklarınız var. Evet, yani sonuç itibariyle o zaman ayırma anlamında veya birçok sorumluluğun onun üzerine kalması anlamında bir sıkıntı yaşanacak. Ama o anlamda tabii ki her zaman yanımda. Yani benim seçimlerimle ilgili saygı duyuyor zaten. Aile olarak da mı? Şimdi aktif siyasete girdiğinizde, meclise gireceğinizi biliyorum, öyle düşünüyorum. Meclise girdiğinizde tabii eleştiriler olacak. Çocuklarınız gerçi çok ufak, siz de yaşadınız küçükken, çocukluğunuzda anlatıyorsunuz, biraz önce de anlattınız. Bu anlamda bir endişeniz var mı çift olarak? Doğrusu özerk bireyler olarak yetiştirme hedefimiz var. Hı hı. Dolayısıyla yani bütün bunları konuşarak, süreç içerisinde kendileriyle paylaşarak aşacağımızı düşünüyorum. Ama yani bu süreçlerin onları da geliştireceğine inanıyorum ben açıkçası. Tabii yani şöyle bir şeyi de bahsetmek lazım. Yani şimdi evet, İpek siyasi anlamda aktif bir aileden gelmedi ama yani her alanda yanımızda duran bir ailesi var onun da. Yani benim zaten hep söylerim bunu etrafıma, yani benim en büyük şansım ve en büyük, aslında seçimlerimdeki en büyük başarım bu oldu aslında İpek ve yani ailesi, ailemden kesinlikle hiçbir şekilde ayıramayacağım insanlar ve yani bizim o anlamda da bize güç katacaklar bu süreçlerden, ondan eminim. Yani hem benim ailem hem İpek'in ailesi bütün bu süreçlerde yanımızda olacak ve yani çocukların yetiştirilmesi anlamında da her iki aileye de çok güveniyorum ben. Yani bize çok
şey anlamda, yani manevi anlamda söylüyorum tabii bunu. En büyük destek de manevi oluyor. Ve yani bu sevgi ve saygı ortamı içerisinde bir de buna eklememiz gereken bence işte özerk bireyler olarak yetişmeleri olmalı. Sizin 11 yaşında farkına vardığınız evet, durum gibi. Evet, onun farkına varacaklar. Biz de o anlamda destek olmaya çalışacağız hep birlikte. Aşacaklar onlar da, güçlendirecek yani bu deneyimler onları diye düşünüyorum. Kardeşiniz, kız kardeşiniz evet, Lübnan'da yaşıyor. Yo buradadır. Benim eniştem Tunusludur. Pardon. Evet, Tunusludur. Evet. Almanya'da tanıştılar. Okurken tanıştılar. Ablam Almanya'da okudu. Daha doğrusu İngiltere önce, sonra Almanya. Orada tanıştılar ve buraya yerleştiler. Çok iyi bir insan eniştem. Yani burada yani Kıbrıs'ta da bütünleşmiş bir insan. Çok çevresi geniştir. Yani benim hiç bu kadar yıldır bilmediğim insanları tanır Rauf. Ablam da şeyde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde akademisyen. Evet. Eniştem de şeyde elektrik elektronik mühendisi. O alanda çalışıyor. Çocuklarınız o zaman görüşüyorsunuz. Kardeş tabii, gibi. Değil mi? Evet, yani mesela benim işte kuzenler, büyük oğlum Caner. Caner'in en iyi arkadaşı Talat. Biraz daha büyüktür. 3 yaş var aralarında ama yani bütün gün birlikteler ve bize de çok baskı yaparlar sürekli görüşmeleriyle ilgili. Tabii şimdi pandemide de dikkatli olmak için biz şey yapıyoruz ama maalesef ikna edemiyoruz onları. Çocuklar böyle biraz evet, yani ablamın işte bir oğlan bir de kız var, Elmasçık. Evet, evet. Onlarla birlikte bizim de işte şimdi bir de bebeğimiz evet, var. Evet. Öyle. O da Mehmet Ali. Onun da adını anayım buradan. Yıllar sonra gördüğümde. Değil mi? Hatıra evet, olarak kalacak bunlar. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Siyaseti bir kenara bırakırsak bu ülkenin, bu ülke için, kendiniz için ne hayal ediyorsunuz? Aileniz için, çocuklarınız için, hepimiz için. Yani tabii siyaseti bir kenara, gönlünüzden geçen bir kenara bırakın dediğiniz ama tabii yani herhalde siyasetle bağlantılı bir şey bu ama yani gönlümden geçen benim yani Kıbrıs'ın Kıbrıs'ı yurt bilen herkesin bu topraklara kök salabilmesi ve yani ben çocuklarımı burada büyütebilmek istiyorum. Şu anda maalesef görüyorum ki yani aileler çocuklarına içleri kan ağlayarak ülkeden gidin demek zorunda kalıyorlar. Yani ben bunun tersine çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum ve biliyorum ki yani bu ada çok küçük bir ada, bölünmek için çok küçük ama zenginlikleri paylaşabilmek açısından da büyük bir ada, yani olanakları olan bir ada. Yani bir takım ön yargılardan, işte köken üzerinden vesaire kurtulup da birlikte bu adada yaşayan herkes ortak bir geleceği kurabilsin istiyorum açıkçası ve dediğim gibi yani çocukların, bu ülkenin çocuklarının, yani hiç köken ayırt etmeden söylüyorum bunu, yani bu ülkeyi yurt bilmiş, biliyorsunuz çok kozmopolit de bir yapımız var artık. Evet. Yani her nereden geliyorsa gelsin bu ülkenin çocukları, hepimizin çocukları ve yani bu adada kök salabilmeyi istiyorum hep birlikte, barış içinde ve dayanışma içerisinde. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür konuk ederim Selda Hanım. Sağ olun. Çok memnun oldum gerçekten. Sağ olun.